Şimdi kalenin ağzındasın hamburgerin sonu. İşte bu. Sen bitti demeden bitemezdi zaten. İşte bu asla tabakta kalmayacak tat burger sos. İşte bu tat, işte bu tat. Şimdi bu hukuki açıdan ben şöyle değerlendiriyorum. Muhammed Vietnam'a gitmiyor değil mi? Geçen konuşmamıza devam edelim. Serdar ile orada bırakmıştık. Hı hı. Diyor ki beni Vietnam'da hiç kimse bana ten rengimden dolayı ırkçılık yapıp pis bilmem ne demedi ki diyor. Kimse beni orada Terming'in adı dövmedi ki diyor. Ben niye gidip onları öldüreyim diyor. Ben inancıma göre ben öldürmemem gerekiyor boş yere diyor. Hukuk Muhammed Ali hapse atıyor mu kardeşim? Atıyor. Güzel. Sonra ne oluyor? Zaten e, yüzbinlerce binlerce genç gitmiyordu. Gitmek istemiyordu Vietnam askere. Milyonlara dönüştü. En sonunda böyle Amerika'da başkanlardan biri dedi ki dışişleri ordu almam artık saçmalamayın. Bu kadar insanımızı kaybettik. Bu savaş yanlış bir savaş. Yani açıkçası Muhammed Ali haklıymış diyemiyorlar da tarih zaman nasıl Muhammed Ali Kle'yi haklı çıkarıyor bu şekilde. Şimdi Şevon Hoca'nın söylediğini bir kere anlamıyorlar. Çünkü niye? Abi çünkü yüz buluyor işte o şeyden. PFDK almış gazı. Ha Beşiktaş'ın teknik ürünü. hemen cezayı yapıştırın. Oo ya zaten bizim başkan Beşiktaş ne dese tam tersine. Yani Beşiktaş'tan nefret edenler derneği başkanıymış gibi konuştuğu için. Devam ya rahat olun diyor. Güçlülerin hukuku var. Hukukun gücü yok bunda. Bir şey demiyor abi adamlar. Bir kere Galatasaray şampiyon olduğu zaman en çok tebrik edecek kişilerden bir tanesi. Öyle değil mi? Şen olacak. Evet. evet. Ee, orada başka bir şey dile gitti. Mesela Beşiktaş yönetiminin başvurusu. Bak en başta Ahmet Urça dedi ki biz bile şampiyon olsak ben yine içme sinmeyecek demeye getirdi. Tescil demek istedi. Evet tescil edilmemesi yönünde bir abi, başvuruda bulunacakmış. Şey. o gece Beşiktaş'ta mesela Cenk, Cenk Tosun kesin böyle Kerem'i arayacak. Kardeşim tebrik ederim. Galatasaray'daki ilk şampiyonluğun ilk şampiyonu değil mi? Tabii tebrik değil ederim mi? kardeşim diyecek genç kardeşim. Milli takımda ne güzel takım arkadaşız, yaşasın Kerem diyecek. İşte Mert Muslera'yla bir yerde karşılaşacak. karşım tebrik ederim ya. Vallahi ne kalecisin. Ben o kadar iyi oynadım ama falan filan. İşte Fenerbahçeli meslektaşları tabii ki ya. Tek tebrik edecek. Şenol Güneş Okan Buru tebrik edecek. Jorge Jesus Diyecek ya sen beni 3 0 yendin Kadıköy'de vallahi ya diyor Okan bak. Ah diyor ya sen futbolcuyken ben başlamıştım bak beni yendi. Bu konuşmalar olacak abi olmuyor mu zannediyorsun? Fatih Hoca ile Fatih Hoca'yı yenenler böyle konuşmuyor mu zannediyorsun? Fatih Hoca'nın futbolculuğunda teknik direktör olarak yenemediklerini yani teknik olarak yenince ona gönderme yapmadın mı zannediyorsun? Ya bu işin en güzel tarafı bu. Tebrik, kıyaslama, rekabet bu. Burada başka bir şey var abi. Buna ceza veriliyor mi ya? Bu yüzden PFDG sevk edilir mi ya? Adam fikrini açıklıyor. Bu kadar basit. Ne yapacaksın? Bütün futbol severleri hadi hepimizi PFDK'ya sevk et. Hadi bak. Bu kararı beğenmeyen yani. Bak bir daha söylüyorum. <laughs> Deprem acısı beni gerçekten her vicdan sahibi insan gibi çok yordu yıprattı. O yüzden futbol çok ikinci plandaydı. Çünkü futbol hayatta önemsiz şeyden en önemlisidir. O esnada depremde hayatını kaybedenler, yardıma ihtiyacı olanlar. Yani bu kesinlikle öyle. Ama bu durumda herkesin bu şekilde düşünüp herkes bir araya gelip bir karar alınmalıydı. Hatay Spor'la Gaziantep Spor öncelikle ne istiyor? Bir kere en büyük mağdur bu iki kulübümüz. Bir kere onlar ne istiyor? Onların içine nasıl inecek? Bir kere onları sorulması gerekiyor. Sonra geri kalan takımlara sorulması gerekiyor. Bak sonra biz böyle acı çekerken ne karar verirseniz verin dediğimiz zaman hemen fırsat bilip de Oo, o zaman bu kararı verelim. Yine Mehmet Demirkol sormuş onun tezi olduğu için. Onun yorumu. Ben onun üzerinden etik almam onun başarısı. Ben izlemediğim için yani. Daha önce söyledim işte. Hmm. Ya ben hepsine bakıyorum önüme çıkan. Yok yok izlemiyorum kanalları... demiyorum ben. Kaçırmış tamam, olabilirim tamam. diye. Yoksa izliyorum zaten de. o söylemiş Aynı fikstür da. Olduğun... Beşiktaş değil. Galatasaray ya da Fenerbahçe'den birisi olsaydı yine aynı karar alınır mıydı? Demişti aylar önce. Ha, onu hatırladım. Tamam. Şimdi evet. bu söyledik hukuki açıdan geçerlilik ve diğer içine sinme ayrımını çok güzel yaptığı için. Onun konuşması. E yani. Bak bir daha söylüyorum. Ben bunu da hep yapmak zorunda kalıyorum ama tebrik ediyorum ya şimdiden. Ya bir kere Kadıköy'de Galatasaray'ın farklı kazandığı gün zaten devasa bir adım o. Şampiyonluk yarışında. Ya en çok ben onu herhalde tebrik etmişim. De. Evdekini, 3-5 akrabayı, eski arkadaşları falan. Ya arkadaşımın mezarına gittim. Kadıköy'de 3-0 yendiniz. Aa sen göremedin diye ya. Mehmet'in eski Galatasaray yöneticisi biliyorsun. Mehmet Umut'un mezara gidip konuştum ya. Daha ötesi var mı? Daha herkesi tebrik ettim ya. Onu da söylemek zorunda kalıyorum. Ben gayet objektif söylüyorum. Mehmet Demirkol başka takımı tutuyor. O da objektif söylüyor. Sen başka takım Galatasaraylı başka takımı tutuyor. Ya başka bir şey söylemek istiyoruz. Güvenler insanlara. Futboldan anlayan birisi olsun. Futbolun ruhundan, kulüplerden, sportmenlikten o zaman böyle olmayacak abi yani. Şimdi bazı daha çok kişi daha çok kişiyi tebrik edecek. Anladın mı? Hatırlarsan biz bu konuyu ilk konuştuğumuzda Beşiktaş'ın da ilk bu konuyla ilgili açıklaması Sayın Ahmet Durçebi'nin yapmış olduğu açıklamaydı. Sonrasında hatta o konuda baya bir tepki gösterilmişti. Ve akabinde de aradan belirli bir zaman geçtikten sonra Ahmet Bey gibi düşünen ve teknik adam olarak da, futbol adamı olarak da, başkan olarak da birçok benzer açıklamalarda ortaya çıktı. İşte burada olması gereken nokta demek ki şimdi bu insanlar eğer sözünü etmiş olduğumuz insanlar bu açıklamaları sonradan yapıyorlarsa demek ki ilk icraata koyduğunuz anda bir sorun var demektir. O da nedir? 6 Şubat'ta yaşanan o acı depremin ardından hemen akabinde ayın 11 ya da 12'sindeki kararınızda artık hükmen mağlup olacaklarını ilan ediyorsunuz Futbol Federasyonu olarak. O zaman bunu o dönem anında apar topar yapıyorsanız yapmanız gereken Kulüpler Birliği olarak bir araya gelip bu konuyla ilgili bütün kulüplerin görüşünü sormak, sonrasında da ortaya çıkacak olan bir fikri icraata geçirmekti. Ha sorduysanız ve sonrasında bu, da, diyor. Ya, bu konuyla ilgili bir karar aldıysanız o zaman zaten baştan yanlış bu. Fakat bir şey daha var bak bir ufak daha detay var. Şimdi bu alınan karara tahkim kurulunun vermiş olduğu bir süre vardı itiraz etme konusunda. Kimse itiraz etmedi. Ancak federasyon kendi nezdinde, kendi nezdinde der ki ben bu kararı açıkladıktan sonra bana niye itiraz etmediniz der. O konuda o zaman haklı duruma düşebilirler. Pardon. Bak ne diyorum Pardon. anladın mı? Pardon. Kararın doğru yanlışlığını sorgulamakla beraber başka öyle bir, bir şeyden bahsediyorum. ki öyle büyük bir Edirne'den Kars'a kadar deprem bölgelerindeki insanlarımızın acılarını özdeşleşmiştik ki yaşıyorduk ki biz bile program yapmadık doğru onu. evet o, o zaman, zaman tabii biraz söylemeye çalıştığı zaman zamanımı mı bilmem ne başına bir anda tepki var dünyaya. tabii tabii doğru ha, onu doğru doğru kesin ne öyle hemen verdik itirazınız var mı benim şeydeki ya, gibi Beşiktaşlılar bile başkana tepki gösterdiler yani, yani şey en söyleyeyim. en fanatik Beşiktaşlı bile ya evet. başkan sırası mı şimdi diye tepki gösterdi Serbest medyada benim şey Uğur Sever'e böyle kazık soru sorup biliyorsan hemen bandı çıkarıyorum diyorum. 10 saniyen var ama diyorum mesela onun gibi. Bu kadar kısa süre verilir mi abi? Bu durumda. Ne sorabilirsin o insanlara doğru, canım? Doğru, doğru. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Katılıyorum. Yani e, onu biraz daha bir araya gelip, biraz daha istişare edip, biraz daha zamana yayıp sonuçta bugün bir şey değişmeyecek. Evet. Ama bakın hala Beşiktaş ne diyor? Tescil edilmemesi için başvuruda bulunacağız diyor. Hürriyet gazetesinde İsmail'lerin bir haberi var. Manşet olmuş. Beşiktaş sezon sonunda şampiyonu kutlaması yapacak. Yani puanların aynı olma ihtimali üzerine kalkıp da çünkü ikili averajda... Rivayetlerden hareketle yorum yapmıyorum biliyorsun. Bak ben de yapmıyorum zaten ama hani sonuçta manşet abi Hürriyet gazetesinin yarım sayfası buna ayrılmış durumda. Beşiktaş şampiyonu kutlaması yapacak diye. Şenol Hoca'nın açıklamaları, Emre Bey'in tesir mesela. Ahmet Nuşen'in Ve Şenol Güneş'in PFDK'ya evet. aynı haftada büyük rezilliktir. Diyorum ki böyle sezon içinde çok var. Mesela Galatasaray yöneticilerinden bir tanesinin böyle acayip geri zekalıca. Yani adam ne demek istiyor anlamadığı için geri zekalıca diyorum muhatabı. Birileri diyor ki böyle böyle öyle öyle dedi. Kendi anlayamıyorsa başkasının gazına gelir. Hop oh, ben bu işin başındayım. Biz geri zekalı mıyız kardeşim anlıyoruz der. Anlamıyorsa ben de o lafı kullanırım. Açarsa açsın kime söyledim belli değil. Yine takipsizlik verir yargıç. Öğrendim bu işi artık teknik açıdan. <laughs> ha. E, ee, Galatasaray vermişti. Anlamsızca şeyler. Ya bu... Yani doğru tabii ben canım bir şey söyleyeceğim. Yani. Beşiktaşlılara sesleniyorum. Biz buradayız. Bize rağmen bunları yapamazsın diye masaya vuracaksın sen. Tamam mı? TFF Başkanı Beşiktaş'tan nefret edenler derneği başkanı gibi davranmaya devam edeceksin. Sen on orada TFF başkanı tutmayacaksın. Bu kadar. O orada TFF başkanı kalırsa ben de bir dahaki yıl hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben size söyledim. Zamanda gerekeni yapmadınız diyeceğim. Tamam mı? Size rağmen kalırsa neyse şimdi bu güzelim onu çıldır takıyorum ben bu yüzü onu çıldır evliyim. Güzel de yani. Çok pahalı olmasa manevi değeri değmez kırmaya. Siz yapacaksınız böyle o şey değil, şey, Aliyece çıldırdı değil. Göreceğim. Beşiktaşlılar çıldırdı. Tek tek çekeceksiniz, koyacaksınız. Trending topik mi yapıyorsunuz? Öyle şey pozu vereceğinize bunu yapacaksınız. Bir dahaki sezon istiyorsanız bunu yapacaksınız. Kim gelirse gelsin. Yeter ki herhangi bir düşman olmasın. Ben Fenerbahçe'ye düşman, Galatasaray'a düşman, Beşiktaş'a düşman, Trabzon'a düşman. Kimseye düşman olmayacak o gelen kişi. Anlatabiliyor muyum? Kimseye düşmanca tavırları olmamış olacak daha önceden ki gelebilsin. Göreceğim ben. Bekliyorum. Hadi bakalım. Ondan sonra konuşacağız. Sonra bu sefer ben sizin Beşiktaşlığınızı ölçeceğim. Tamam mı? Yorumcu olarak tabii ki benimkini ölçmek en doğal hakkınız. İddialı birisi olarak. Ben de sizinkini ölçeceğim artık. Ona göre de yapacağım. Ona göre de yapacağım. Şu, 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 şu göreceğim ben. Göreceğim. Hele evet. bu gereksiz slogan atmakla, tweet atmakla olmuyor. Göreceğim. Videoları çekeceksiniz. Beşiktaşlar çıldırdı diye. Bunun depremle alakası yok. Bütün bu süreçte senin kulüp başkanının sönünen için bir açıklama yapıyor. 5 dakika sonra sanki sen onun rakibisin. Sanki Beşiktaş Celtic, Federasyon Rangers anasını satayım. Anladın mı? Doğru. Sanki doğru. Beşiktaş Boca Juniors, Federasyon River Plate. Anladın mı? Buna göre yapıyor yani. Bunu orada oturtursanız, ben de size hiçbir şey demiyorum. Seneye de ondan sonra bana tepki versene, siz vereceksiniz. Ben bir kişiyim abi. Benim oyum da bir, senin oyun da bir. Kaç milyon Beşiktaşlı varsa o kadar tepki videosu bekliyorum. Kalmaması için. Kusura bakmayacaklar. Bakalım. Oldu bittilerle bu iş olmayacak artık. Oraya oraya kadar. Göreceğim ben. Öyle slogan atmakla bilmem neyle olmuyor. Gaza da getirmeyin. Ha. Başkan gitsin şuna. Başkan masaya vursun. Başkan tek kişi hadi. Vuruyor başkan masaya ne oluyor? Al benim gibi vuruyor. Daha iyidir başkanın yüzü. Ya Ali şöyle bir şey var. Bu bölümü şöyle bitirmek istiyorum. Müsaade edersen eğer. Tabii ki. Şimdi Hiçbirimiz niyet okuyucu değiliz abi. Hiçbirimiz. Okuyamayız. Öyle bir elimizde bir şey yok. Niyet ölçer yok yani. Hani son sezon özellikle başta Ali Bey olmak üzere. Başka başkanlar, başka yöneticiler de. Mehmet Büyükekşi çok iyi niyetli, çok iyi niyetli. Abi Türk futbolunun iyi niyetli evet insanlara ihtiyacı var. Ama iyi niyetle beraber iş bilen insanlara ihtiyacı var işini doğru düzgün yapan insanlara ihtiyacı var. Doğru kararları doğru zamanda alabilecek insanlara ihtiyacı var. Kendi menfaatleri, kendi geleceği açısından değil, Türkiye'deki sadece süperlik kulüplerinde de değil alt liglerdeki takımların geleceği ile ilgili olarak da oradaki teknik adamlar, futbolcular, o kulüp taraftarlarını düşünecek olarak da düşünerek de aynı zamanda alınacak kararları imza atacak olan başkana ihtiyaç var, yöneticilere ihtiyaç var. İyi niyetli. Sana göre iyi niyetli, bana göre kötü niyetli olabilir. Herkes birbirini seviyor mu? Herkes birisiyle ilgili olarak olumlu şeyler mi söylüyor? Eğer zaten herkes biriyle ilgili olumlu bir şeyler söylüyorsa işte bir sıkıntı var demektir. Bazen iyi olacak, bazen kötü olacak, bazen eleştirilecek, bazen de tabii ki övgüyle bahsedilecek. Ama sadece Mehmet Bey iyi niyetli. E bir dönem daha devam etmesini arzu ediyoruz. Bir dönem daha doğru. Ne yaptı da bir dönem daha devam etmesini istiyorsunuz? Ne yaptı ya? Ya bana bir icraat koyun mesela bir icraat koyun. Mesela ne doğru olarak uygulandı, ne tartışma yaratmadı, ne yapıldığı andan itibaren sonuca ulaşıldı, ne Türk futboluna maddi manevi katkı sağladı, hangi alanda pozitif bir şeyler gördük de ya bunu devam ettirirsek bak çok iyi olur diyebileceğimiz mesela bir örnek versinler ya. Ha ben bilmiyorum. Mesela ben bilmiyorum. Bilen varsa eğer bizim yorumumuzun altına da yazsınlar. Ya desinler ki Ersin abi çok böyle insafsızca davranıyorsunuz, çok eleştiriyorsunuz. Bak, şunu yaptılar. Hani bunun üzerine giderlerse bu daha iyi olabilir. Bir tane örnek yazsınlar. İzleyicilerimizden rica ediyorum, yani yazsınlar yani. Yok. Peki bunlar yokken iyi niyetli bir dönem daha devam etsin. Neye göre devam etsin ya? Neden yani? Ya bir şeyler başlar, ortasında olur ve dersin ki bu yolun başlangıcı güzel, sonu daha güzel. O zaman destek verirsin. <laughs> ha biz oy vermiyoruz gitmesini isteyenler ya da gelmesini isteyenler ya da bu koltuğa getirenler oy veriyor. Ali Bey oy veriyor. Ahmet Bey oy veriyor. Yani yarın Dursun Bey oy verecek. Ertuğrul Bey oy verecek. Süleyman Bey oy verecek. Biz vermeyeceğiz. Onlarla beraber delegeler oy verecek. Yöneticiler oy verecekler. Onlar oy verdikten sonra, onlar aday çıkaramadıktan sonra <laughs> biz ondan sonra bunun üzerine futbolu biliyormuş da icraatı iyiymiş de şöyleymiş böyleymiş istediğimi. Ben böyle bir şey katılıyorum. Bir biz, daha da seninle o konuda hiç tartışmaya ben, bile Ben de abi Aynı ben bu. niye kötü olayım ya? O kulüp taraftarın bilmem, başkanı. Bu, başkanı abi, seçiyor, taraftarın başkanı seçiyor. Taraftarın yöneticisi seçiyor. Kulüpler seçiyor. Aday gösteremiyorlar. Veyahut da gösterilen aday üzerinden de bir anda aa birileri göstermiş hadi biz de oy verelim diyorlar. Sonra ben burada Bununla ilgili olarak eleştirilerde bulunacağım veya bulunmayacağım. Suçlu ben olacağım, kabahati biz olacağız. Geçiniz oradan. Bir şey daha söyleyeceğim. Geçiniz. Allah aşkına şu, şu özel numaradan arama aptallığını da bırak. O nereden çıktı? Hayır ya. yani abi <laughs> telefon kendi kendine blokluyor zaten. Gerisi bu kadar aptal olma. Ya anlayan anladı yani. Salak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ama hakikaten bir sorunum varsa gelmeyiz yerimiz yurdumuz belli yerden yani. değil Peki kaçıncı <laughs> yüzyıldayız ya artık tamam ama ya yani... Bak, kaçıncı yüzyıldayız hep aynı yüzyıldayız bu arada hep diyoruz da yani değil mi hep kaçıncı yüzyıldayız kaçıncı sanki 300 yıldır yaşıyormuşuz gibi ya salak mısın ama Peki. ya gerçekten başka yöntemler var şimdi, şimdi bir şey söyleyeceğim Beşiktaş'la ilgili tamam son bölümü Beşiktaş'tan ya bu Beşiktaş'tan Hı. futbol konuşalım çünkü Galatasaray'da futbol konuşacağız doğru fazlasıyla hak ediyor da